Sağlığım için her şeyin bu bölümünde katarak hastalığını, katarak hastalığında risk faktörlerini, katarak ameliyatının ve femtosaniye lazer yöntemiyle yapılan ameliyat konusunda merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Aylin Koç Akbay bilgi verecek. Sevgili izleyiciler, eğer sizin ya da bir yakınınızın katarak ameliyatı olması gerekiyorsa sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Katarak aslında e, görmeyi nasıl etkiliyor diyeceğim ama onun öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Genelde e, hep gözüme sanki perde indi gibi e, hastalardan e, çeşitli yakınmalar duyuyoruz. Katarak gerçekten görmeyi nasıl etkiliyor? Hastaların görmeyle ilgili ne tür yakınmaları ortaya çıkıyor? katarak e, öncelikle katarak nedir onu söyleyeyim. Hı -hı. Katarak gözümüzün içerisinde kendimize ait bir lensimiz var. Bir başka adıyla mercek. E, önde kornea dediğimiz bir camsı kısım onun hemen arkasında renkli iris kısmımız var. Kiminde ela, kiminde mavi oluyor. Hı -hı. Onun hemen arkasında şeffaf bir lense sahibiz esasında. Bu şeffaf lens yaşla beraber yapısında bozulmaya gider ve bunun neticesinde o şeffaflığı kaybettiğinde de görme azalması olur. İşte şeffaflığını kaybetme haline katarak denir. E, katarak esasında e, yaşla gelen bir hastalık ve genetik bir hastalıktır. O yüzden çift göz tutulumu olur, hastada görme azalması olur. Evet hastalar bize geldiğinde ben sisli görüyorum, sanki buzlu bir camın arkasından görüyorum der. Ama sadece bu şikayet olmayabilir hastalarda. Katarak ayrıca gece görüşünü de bozabilir. Gece ışık dağılmaları yapabilir. Hı hı. E, renklerde soluklaşma yapabilir. Yani daha sarımsı bir e, görme e, olabilir renklerde. Ayrıca çift görme de yapabilir. O yüzden eğer bir sisli görme varsa, görmede bulanıklaşma varsa, e, gece görüşte artık net değilsek, e, dengemiz bozuluyorsa, e, tek veya iki gözle bakışta bir çiftlik hissediyorsak mutlaka bir katarak açısından muayene olmak gerekir. Peki şimdi biraz önce dediniz ki yaşla birlikte saydamlığını yitirir dediniz. Evet. Şimdi hep zaten toplumda şu vardır katarak ben de katarak olmaz ben 40 yaşındayım ben 30 yaşındayım yaşlılarda olan, olan bir hastalık gerçekten de katarak sadece yaşla mı ilgilidir? Yaş dışında travma gibi, diyabet gibi bir takım risk faktörleri de var mıdır? Vardır. E, ee, katarakt evet yaşlılık hastalığı sıklıkla <laughs> ileri yaşta görülür ama ülkemizde esasında bu yaş sınırı 60'tır. Öncelikle onu söyleyeyim. 60 yaş ve üzeri bizim ülkemizde katarakta görebiliyoruz. Ee, genetik dedik ama risk faktörleri de şunlar. Ultraviolet ışığa maruziyet. O yüzden <laughs> ışık altında çalışanlarda da erken görülebilir. Sigara kullanımı bizim ülkemizde yine fazla tetikleyen faktörlerden biridir. E, diabet diyabet evet kötü e, manipüle edilen, regülasyonu düzgün olmayan şeker hastalarında erken kataraktı görebiliyoruz. E, ek olarak başka göz hastalıkları da sekonder yani ikinci katarakta sebep olabilir ama katarak illa ileri yaşta olan bir şey değil. Daha erken yaşta bazen romatolojik hastalıklarda, vasküliklerde kortizon kullanımı Hı. olur. Ve bu insanlar erken yaşta kortizona çok maruz kaldıkları için daha erken yaşta da görülebilir ama katarak bir bebekte de görülebilir. Buna konjentel katarak deriz. Çocukta da görülebilir, buna juvenil katarak deriz. Ama travma, sistemik ilaç kullanımları, diyabet, ikincil göz hastalıkları bunlar her yaşta katarak yapabilir. Ama esasen standart en sık gördüğümüz senil katarak 60 yaş ve yukarısı görülen kataraktır. Dediniz ki bebeklerde de katarak, evet. doğumsal olarak evet. olabilir. Doğumsal kataraktı anlamak nasıl mümkündür? Bebeklerin ilk doğar doğmaz belli bir süre sonra Göz muayenelerinin burada önemi ortaya çıkıyor Karşı, diyebilir tabii miyiz? Çıkıyor. Zaten doğar doğmaz çocuk doktorları mutlaka bir göz muayenesi ve ışık reflekslerine bakarlar. Evet. O ışıktaki refle değişikliği doktorun yönlendirmesi için bir sebeptir. Sadece bunu önemseyip erken zamanda göz doktoru mutlaka getirmek gerekir. Özellikle Hı -hı. tek taraflı kataraklar çok çabuk bir göz tembelliğine ve derin göz tembelliğine yol açabilir. O yüzden bebeklerde mutlaka göz muayenesi ilk çocuk doktoru tarafından yapılır ve öneriliyorsa erken zamanda göz doktoruna yönlendiririz ama ilk 6 ay içerisinde bütün bebekler sadece katarak için değil başka sebeplerden dolayı göz doktoruna gelmelidir. Peki çocuklarda katarak nasıl anlaşılabilir? Mesela okul çağı çocuğunda eğer bir katarak varsa katarak çocuğun okul başarısına da olumsuz etki yapabilir mi? Tabii ki de yapar ama çocukluk kataraklarında... mutlaka altta bir hastalık yatar zaten. Hı. Multidisipliner kontrol edilen bir problem olduğu için... o hastalıklara eşlik edebileceği katarak türünü... çocuk doktoru bilir. Mutlaka bu konuda yönlendirme yapar. Ama mesela çocuk travmaya maruz kalmıştır. Fark etmeden travmaya sekonder gelişen bir kataraktı vardır. Bunu biz muayenede anlarız. Zaten... E, i̇lk 6 yaş mutlaka bir çocuk e, düzenli olarak ritmik, sadece katarak değil birçok göz hastalığı için doktora gelmeli. 6 yaş sonrası okul çağı başladığında da biz rutin muayene göz kusurları için istiyoruz. Zaten bu göz kusurlarına bakarken biz bunu tespit ederiz. Katarakın tek çaresi ameliyat mıdır? E, katarak ameliyatının da bir de zamanı nedir? Yani bir kişi geldi size katarak tanısı koydunuz. Her katarak tanısı koyduğunuz hastaya ameliyat öneriliyor mu? E, katarak e, cerrahisinde e, zaman önemli esasında. Hı hı. Her hastaya geldiğinde biz katarak cerrahisi gördüğümüzde önermiyoruz. Öyle bir şey demiyoruz tabii ki hemen acil katarak olması gerekiyor diye bir durumumuz yok. Ama eğer hastanın günlük yaşamını bozuyorsa, gece görüşünü bozuyorsa, çift görme yapıyorsa... Bu belli bir yaştan sonra görülen bir hastalık olduğu için denge durumunu da bozuyorsa o zaman hmm. biz katarak cerrahisini geciktirmeden yapmayı öneriyoruz. Bazen de görme seviyesi düşmeden de hasta %80-90 görüyor iken de bazen anatomik nedenlerden dolayı yani ikinci göz hastalıklarından dolayı biz katarak cerrahisini erken dönemde yapmayı da önerebiliyoruz. Esasında bu bir e, tüm gözü değerlendirme hali ve hastanın yaşam şeklini ya diğer ek hastalıkları, sistemik hastalıkları sorgulama hali. Çünkü kullandığımız teknoloji de zaman içerisinde değiştiği için artık küçük kesili, e, lazerli cerrahlara daha çok yönlendiğimizden dolayı kataraktın çok ciddi şekilde olgunlaşması bizim artık işimize gelen bir durum değil. Ne hastanın ne bizim. E, dolayısıyla katarak cerrahisinde biz hastanın hem anatomisine hem yaşam şekline hem görme seviyesine bakıp totalde bir karar veririz. Femtosaniye lazerle katarak ameliyatına gelelim. Femtosaniye lazerle katarak ameliyatı nedir? E, bu yöntemin hastalara ve ameliyatın süresine başarısına getirdiği artılar e, neler? Güzel bir soru. Femtosaniye e, yeni, e, katarak cerrahisinin yeni modernleşmiş hali diyebiliriz. Burada artık gözün ön yüzeyinde ve iç yüzeyinde katarak esnasındaki aşamalarda bizim mikro düzeyde yaptığımız cerrahi aletlerle yaptığımız bazı aşamalar artık lazerle yapar hale geldik. Hı ciddi oranda hem hasta açısından hem doktor açısından büyük yararları var. Ben böyle şematik bir şekilde izah etmek istiyorum size Tabii, daha kolay güzel. anlatabilmek için. Şimdi mavi bir göz çizdim. Ha. Ortasında sarı renkte kataraktı görürüz çünkü lensimiz bozulduğunda Hı -hı. hafif bir sarımsı görünüm verir. Damla damlattığımızda göz bebeyimiz büyür ve kataraktı biz belirgin bir şekilde görürüz. İşte bu gözün içerisinde gördüğümüz lensimizin esasında katmanları vardır ve bu katmanlar dış yüzey gibi ve iç çekirdek gibi ikiye ayrılır. Kabaca anlatmak gerekirse, bir soğan gibi düşünün yani kabuk ve iç kısmı gibi. Dolayısıyla biz katarakta esasında dış kabuğunu almıyoruz. Buna kapsül diyoruz ve iç kısmını boşaltıyoruz. Evet. Ve iç kısmını boşaltıp tekrar içeri bir lens yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bu iç kısmını boşaltabilmemiz için bizim hem gözün içerisine girebilmemiz lazım hem de o iç kısmı boşaltmak için de önde bir açıklık yaratmamız lazım. Yani kapsülün ön kısmını almamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları yaparken biz ince küçük bıçaklar kullanıp içerideki bu açıklığı da mikro düzeyde bir penset yardımıyla yapıyoruz. Evet bunları biz çok güzel cihazlarla yapıyoruz. Bu merkezlemeyi yaparken de cerrahi tecrübemizi kullanıyoruz. Ama femtosaniye çok hızlı bir süreçte yüksek oranda enerji patlamaları yaparak gözdeki bu kesileri çok hassas vaziyette yapıyor. Ve istediğimiz yerde yani burada da burada da yapabilir. Açıklıkları, genişlikleri biz hesaplayabiliriz. Bunları yaparken e, süreyi çok kısaltıyor ve mikro düzeyde bir travma yaparak e, yara iyileşmelerinde yani bu giriş yerlerindeki yara iyileşmelerinin hızlanmasını sağlıyor. Bu yara iyileşmeleri hızlanınca hastanın enfeksiyon riski de düşüyor. E, ek olarak gözün ön yüzeyinden bir kapsül açıyoruz dedik. Bu kapsülü de e, gene biz pensetlerle açarken... Bu çok hızlı bir şekilde yani saniyenin katrilyonunda biri hızında çalışan bir cihaz bu. Ee, düzgün bir şekilde tam merkezi açmayı sağlıyor. <laughs> bu da bize eğri bir yani bu bazen e cerrahi tecrübe eğer zayıfsa ya da hasta çok kafasını oynatan biri ise bu merkezlemenin güzel olmaması, eğri bir kapsül açması bizim ileride koyacağımız merceklerin santralizasyonlarını bozabilir. Bu da bize efektif lens pozisyonu diyoruz. Yani olması gereken lensin durması gereken lens pozisyonunun olmamasına sebep olur. Burada düzgün bir kapsülde tam istediğimiz gibi lensi merkeze yerleştirirken hem görsel kaliteyi arttırırız hem istediğimiz numara düzeltmesini sağlarız. Ama eğri bir kapsülde bu halkalar tam ortada olmadığında hastalığın ve şimdiki teknolojiyle artık biz gözlüksüzlüğü de vaat ediyoruz uzak, orta, yakın mesafeti düzeltmem istediğimizde koyduğumuz lenslerin tam merkezlememesine sebep olur. Bu da istediğimiz görsel kaliteyi getirmez. Eko olarak biz bu lensi koymamız için önce bir lensi alıyoruz. Evet. Bu lensi alırken de bir parçalama işlemi yapıyoruz. Bunu bir ses titreşimiyle yapıyoruz. Adı fokoemisikasyon. Bu parçalamayı da yine biz propla yapıyoruz ve bu e, parçalama esnasında yüksek bir enerji oluşuyor. Enerjinin enerjiye dönüşümü diye bir şey var. Yani bir ses titreşimi bu ama daha sonra bir ısı enerjisine dönüşüyor ve kornea yüzeyinde bazı alanlarda bu ısı enerjisi tabii ki de bir miktar yanığa da sebep olur. Evet. Bu yanık yara dokusunun gene iyileşmesi ve enfeksiyon riskini arttıran bir şey. İşte lazer bu parçalamaları istediğimiz sayıda yapabilir. O zaman bizim kullandığımız enerji miktarı düşer ve diğer dokulara verdiğimiz zarar da azalır. Ve böylelikle biz hem cerrahi süreyi kısaltmış oluyoruz, hem diğer dokularda yarattığımız mikro travmayı azaltmış oluyoruz, hem de düzgün bir merkezleme ile istediğimiz lensi istediğimiz alana koymuş oluyoruz. Bu femtosaniye ile hem bizim cerrahi esnasında komplikasyon risklerimiz düşüyor, hem de hasta çok hızlı bir şekilde hayata geri dönebiliyor ee, ve iyileşme süresince de e, enfeksiyona bağlı e, komplikasyonları da çok az yaşayabiliyoruz. O yüzden femtosaniye lazer esasında bizim çok çok e, şu an modern teknolojide çok önemsediğimiz bir şey. Ama tabii her hastaya yapılamayabilir. Bu da ha. ayrı bir konu. şimdi e Hangi hastalara yapılamaz isterseniz ha ya da her hastaya yapılabilir mi diyecektim. Onun yanıtını verdiniz zaten. Her hastaya yapılamaz çünkü bu femtosaniye esnasında bir miktar vakum ve enerji kullanımları oluyor. Bazen anatomik nedenden dolayı göz küçükse yapılamayabilir. Veya yüksek basınca maruz kalmış gözler bazen retina patolojileri olan gözlerde femtosaniye kullanamayabiliriz. İşte o zaman bazen... Kullandığımız cerrahi aletler, cerrahi tecrübe çok ön plana çıkıyor. Ee, ama biz özellikle bir hastaya trifokal takacaksak, çok odaklı lenslerden bahsediyoruz. Takacaksak mutlaka femtosaniye kullanmayı ve hastanın bütün kırma kusurlarını düzeltmeyi hedefliyoruz. Türkiye katarak cerrahisinde de dünyada önemli ülkeler arasında yer alıyor. En çok hangi ülkelerden Türkiye'ye katarak ameliyatı olmak için... Hastalar geliyor ve bir de yurt dışından gelecek hastalar e, Katarak ameliyatı için ne kadar zaman ayırmalı? İki göze aynı anda mı yapıyorsunuz? Gelen hastalarda iki gözle bekleme süresi olursa bu süre nasıl değişiyor? Türkiye tıbbi olarak hem cihaz hem teknoloji olarak standartların üzerinde ve iyi hastanelere sahip bir ülke. Bu nedenden dolayı yurt dışından hastalarımız ülkemizi çok tercih etmekte. Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Arap ülkeleri, Azerbaycan, İngiltere, bazen Amerika bizim ülkemizde cerrahi olmak için talepte bulunabiliyor. Bir hızlı bir cerrahi, hızlı randevu sistemi, cerrahi olarak da tecrübemiz çok yüksek. Çünkü çok yüksek sayılarda erken dönemlerde cerrahi yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla cerrahi esnası ve sonrasında hem hastayı yönetim hem komplikasyon yönetim bizim ülkemizde çok yüksek oranda. O yüzden tercih edilen bir ülkeyiz. Aynı gün, katarak ameliyatını aynı gün yapmayı çok tercih etmiyoruz. Ama bazen zaman problemi olunca yaptığımız hastaları oluyor. Ama Hı. genellikle bu her zaman verebilecek bir söz değil. Dolayısıyla önce ciddi bir muayene gerektiriyor. Eğer ciddi bir muayene esnasında anatomik yapı uygunsa elimizde uygun malzeme de varsa aynı gün cerrahi alabiliyoruz. Ama ilk gün muayene ertesi gün değil birinci göz sonra diğer göz son günde kontrol yaptıktan sonra hastayı göndermek gerekiyor. O yüzden minimum 4 gün bir katarak cerrahisine ayırmak uygun olur. Operatör Doktor Aylin Koç çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde katarak cerrahisini, katarak hastalığını ve femtosaniye lazer yöntemiyle katarak ameliyatını anlattınız. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.